Merhaba arkadaşlar, umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız böyle biraz daha beklemediğim şu anda. Nerede olduğumu da az çok anlamışsınızdır. Şu anda tamirhanenin park yerindeyim. Yani aracı tamirhaneye çektik. Maalesef beklemek zorundayım. Evet, daha önceki videoyu izleyenler haber olmuştu zaten. Evet, aracın turbosu bozuldu maalesef. Turbo ile beraber bazı ufak tefek parçalar da herhalde değişmek zorunda kalacak. Çok büyük olmasa da yine bir orta ölçekli bir tamir karavanımızı bekliyor. Yalnız sorun olan şu anda geldiğim yer bütün ay boyunca dolu. Her yerde araba var ve personel eksikliği var. Yani çalışan sayısı az olduğu için de yetişemiyor. Ancak dedi, yani Ekim'in sonu, Kasım'ın başında ancak başlayabilirim falan dedi. Çok da sürmez yani. 1-2 günde normalde bitermiş araç. Böyle ben de arası sırada karavanıma geliyorum. Biraz oturuyorum. Kahve içiyorum. Müzik dinliyorum. Kahve demiş ki kahve yapalım da şöyle bir. Alışmıştık o kadar karavan hayatına. Maalesef şimdi böyle bekleme moduna geçtik. Açıkçası biraz can sıkıcı bir durum. Hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece beklemek zorundasın. Artı onun yanı sıra tabii ki şimdi bunun da bir maliyeti var. Tabii elimizde öyle çok büyük bir paralar falan kalmadı. Yani para yok gibi bir şey. Çalışmam gerekiyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü çok yani tatile çıkmıştım ben ya. Ben güzelce de tatilime çıkmıştım. Bütün Avrupa'yı gezecektim. Sonra tak diye böyle bir şey çıktı. Ufaktan da yavaş yavaş YouTube kanalı büyümeye doğru gidiyordu. Güzel bir ivme kazanmıştık. Tam böyle ivme kazandık. Ondan sonra tak böyle bir arıza. İşte hazırlıklı olmazsa, yani maddi hazırlıklı olmazsa maalesef ne oluyor? Tekrardan başa dönmüş oluyorsun. Tekrardan yapmak zorunda kalıyorsun. Başa gelen çekilir derler. Her şeyde bir hayır vardır derler. Bilmem ne derler. O derler, bu derler. Bir iş arıyorum. Geçenlerde hatta güzel bir iş buldum. Şöyle küçük bir aile işletmesinde. Bir deneme günü çalıştık. Her şey güzel. Memnun musun? Memnunum. Sen memnun musun? Ben de memnunum. Gel sarılalım o zaman, çalışalım. Ondan sonra bir gün sonra demezler mi? İşte başka birisini bulduk falan diye. Yavaş yavaş düşünmeye başladım. Ya şimdi yaş oldu 46. Tam 7 yaşındayım şu anda. Acaba diyorum piyasa için yaşlı mıyım ya? Hani düşünüyorum bazen böyle. Geç mi kaldık biz bu işleri yapmakta falan böyle. Neyse yani olumsuz düşünmek istemiyorum ama böyle bazen insanın aklına gelmiyor değil yani. Tamam mı kardeşim? Hani şimdi ülke tamamen genç nüfustan oluşan bir ülkeden bahsetmiyoruz ama yine de firmalar muhakkak diyordur yani bu işin mesleğini yapmış insanları alalım falan diye düşünüyorlar illaki. Çünkü başvuru yapmış olduğum iş, kısaca söyleyeyim, yani çok fazla uzatmayacağım. Normal işte depoda, lagada bir işti böyle. Ben de forklift operatörü olarak, garbage tablo far olarak işe başlayacaktım. Fakat olmadı. Şimdi bu ay sonunu bekleyeceğim artık. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Söylediği tarihte yapabilirse. Tabii sonra para da gerekecek. Hani yollara çıkacaksın vesaire, tatil yapacaksın. Bunun da parasını kazanmak gerekecek. Biraz para yapıp ondan sonra şöyle kahvemizi de alalım. Ondan sonra tekrardan yollara çıkmak istiyorum. Gerçekten psikolojime benim hiç iyi gelmiyor durmak. Onu fark ettim ben. Durduğum zaman bana hiç ama hiç iyi gelmiyor. Fazla insanın olmadığı, fazla böyle aktivitenin olmadığı, ne bileyim işte doğası, manzarasının güzel olmadığı yerlerde kalmak bana ölüm gibi geliyor ya, zulüm gibi geliyor. O yüzden kafama da hiç iyi gelmiyor. Her Allah'ın günü zaten saatlerce atlıyorum bisikletime. Sabahtan akşama kadar geziyorum böyle. Saatlerce geziyorum. Bu bir nebze de olsa beni rahatlatıyor açıkçası yani. Biraz da keyif almıyor diyeyim. Yani keyif de alıyorum, almıyor diyeyim. Çünkü işte yakındaki köylere gidiyorum, ne bileyim bazen fırınlara gidiyorum. İşte kahve alıyorum, bir pasta alıyorum, oturuyorum. Öyle keyif falan yapıyorum. Şimdi bu videoyu bugün çekiyorum mesela. Hani neden çektiğimi söyleyeyim ben size. Açık konuşayım. Tekrardan işte YouTube'a da aldım. Böyle gezenlerin videolarını falan izledim. Ondan sonra önerilere kendi videom düştü. Öyle bir video derken iki video derken işte Kuşadası, Marmaris, Ören izlerken videoları tekrardan böyle kendi kendim gaza geldim. Yani kendi kendimi gaza getirdim izleyerek. O yüzden dedim ya neyse dedim yani olsun dedim. Özledim hani video çekmeyi de özledim. Yapmayı da özledim. Çok fazla bir şey anlatacak bir şey yok. Yani karavanın içindeyim şu anda gördüğünüz gibi. Suyumuz da kaynamış. Kaynamayacaksın sen. Ama kaç kere dedim evladım kaynamayacaksın. Tamam bağırma bağırma. Eyvah kulaklık da yandı şimdi. Sıçramasın oraya. Bozulur bozulur. Zaten paramız da kıt. Aklımız gibi. Senin aklını karıştırırım. Ve böylece şimdilik biraz daha böyle bekleme moduna geçtik. Bu durumda ben de hiç hoşnut değilim ama bir şekil böyle idare edeceğiz. Karavanın içerisinde de aslında normalde şimdi devam edebilirim, bir şeyler yapabilirim. Fakat elimdeki işte parayı da, hani olan parayı da, mevcut parayı da şimdi bunlara da yatıramıyorum maalesef. Yoksa tabii ki eksiğim var. Güneş panelim halen daha yok. Unsurlu su sorunumu halen daha çözmüş değilim. Tamir hariç yine nereden baksan bir çok rahat bir ne kadar tahmin edeyim yani 3000 euro gibi bir sadece aracın ihtiyaçlarını gidermek için bir 3000 euroya ihtiyacım var. İşte tamirle beraber işte 4 belki 4,5 falan da bulacak. Hatta 5'i de bulacak çünkü 4 tane de yeni lastik taktırmam gerekecek. Artı onların ayarları falan vesaire. Tabi bunlar
fazla para tutmuyor ama 5000 euro gibi bir parayı çıkartmam gerekiyor. O da ancak çalışarak olacak. Başka türlü olmayacak. Belki loto vurur. Oynuyorum arada bir. Çok nadir. Geçenlerde bir los aldım 1 euro, 10 euro çıktı. Çok sevindim ya. O dedim şansım açılıyor herhalde. Karavanımda vakit geçirmek bana gerçekten büyük keyif verdiği için de arada bir geliyorum. Hatta bu aralar gerçekten her gün geliyorum çünkü yine böyle tatilim geldi. Böyle bir yerlere gidesim geldi. Bundan birkaç gün öncesine kadar hava güzeldi. Gökyüzü masmaviydi, güneş vardı vesaire. Bisikletten sabahtan akşama kadar geziyordum işte. Orada kahve içiyordum, burada bir şeyler yiyordum. Böyle vakit geçiriyordum. Bir tatil havası kafada oluşturabiliyordum. Ama şimdi havalar da kötüleşmeye başladı. Hem soğudu hem kapattı. O yüzden büyük bir ihtiyaç doğmaya başladı benim kafamın içinde. Eyvah tatilim geldi, alarm çalıyor tatil. Çünkü istediğimi yapamadığım zaman da bu sefer kafada sıkıntılar oluşmaya başlıyor. İki hedefim vardı. Birinci hedefim gerçekten hani karavanımı yollarda bitirmek. Hem gezmek, deli gibi her yeri görmek, yollarda da bitirmek. İkinci hedefim de tabii ki birinci hedefi yapabilmek için de YouTube'dan biraz daha geliri arttırmak. Yani tamamen aslında bağımsız bir şekilde. Maddi açıdan da tamamen bağımsız olmak. Biraz daha güçlenmek ve oradan gelecek olan işte parayı da işte reklamda bilmem nesiydi vesaire artık ne getirecekse de karavana yatırıp karavanı bitirmek yani yollarda bitirmekti. Tam dediğim gibi bir ivme kazanıyordu böyle işte YouTube'da artık yavaş yavaş yukarı doğru tekrardan çıkmaya başladı. Böyle bir şey oldu. Şimdi YouTube'da da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapanlar muhakkak bilirler. Algoritmadan çıktığın zaman tekrardan bir daha giriş yapman için bayağı bir video yapman gerekiyor. Çünkü YouTube'da da bir unutulma dönemin oluyor. Tekrar hatırlatman gerekiyor kendini. Hani bir iki videolarından hatırlatamıyorsun. Yani bayağı bir video yapman lazım. Yani 15-20 video yapacaksın ki tekrar bir ivme yakalayabilmen lazım. Yani küçük bir ivme yakaladığın zaman onu gördüğün zaman bil ki bunun devamı geliyor. Ama sen de devamını getirmen gerekiyor. Yani aralık vermediğin videoları yapman gerekiyor. Bu olaydan sonra şimdi turbo bozulduktan sonra bende motivasyon denen bir şey kalmadı. Açık konuşayım ben aracı direkt internete koydum. Dedim ki tamam yeter artık. Aracı satacağım dedim çünkü burama kadar geldi. Bir şeye başlıyorum sürekli bir aşağı inme var. Bir daha çıkıyorum tekrar bir daha bir aşağı inme var. Hani böyle bir karusel gibi böyle bir sürekli inçiklardan gerçekten artık gına gelmişti. Bunaldım, bıktım. Tabii sonra zaman geçiyor tekrar sakinleşiyorsun. Yaptığın işi diyorsun tamam. Hani yapmak istediklerim var. Yani gezmek istiyorsun, görmek istiyorsun, paylaşmak istiyorsun. İnternet üzerinden bir şekilde bağımsız para kazanmak istiyorsun. Hayatını böyle sürdürmek istiyorsun. Tabii bunun da bir bedeli var. Neyse çok fazla konuştuk ya. Şimdi bir dışarı çıkalım şöyle bir gezelim. Öyle çok büyük bir köy değil burası ya. 3200 mü 3300 mü ne nüfusu var. Kocaman bir fabrikası var işte. Bütün zaten Kırdoğlu neredeyse yarısı burada çalışıyor. Daha önce ben de çalışmıştım. Evet şöyle bir tenis kortlarının olduğu yere geldim. Şu anda bir Allah'ın kulu biliyor. Soğuk artık. Tekrardan karavanımın şöyle bitmesini, ondan sonra tekrar yollara çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'ın turbomu kurtar ya Rabbi. Evet yine geziyoruz. Bak bak benzinlik burası. Şöyle kahvemizi alıp küçük de bir tatlı. Şöyle Kinder Eagle. Yetiyor bir tane. Müzik dinliyoruz, etrafı izliyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Hava da güzel ya, tadını çıkarıyoruz yani. Yıllardır bakımını yapmadığım gitarım şimdi aklımıza geldi. Dedik bari yapalım şunu bitirelim güzelce ne? Kabloyu takıyorsun sürekli cız cız ses yapıyor. Tamam bomba gibi oldu şimdi. Şimdi şu parçasını şu jack girişinin olduğu yeri güzelce bir temizlemem lazım. Deş gibi bu ne böyle? Parladı mı?
O kromluğu da attı böyle bir. Kızarmaya başladı sanki. Yuh be, ulan yıllardır niçin yapmadım ben bunu ya? Arkadaş, yıllardır böyle kablosu dışarıda duruyor. 2 dakikalık işmiş ya, bu ne tembellik. Evet, böylece bir tamir işini bitirmiş olduk. Çok önemli. Dediğim gibi yıllardır böyle duruyor. Kablosu kenarda çıkın, bantla yapıştırmışım vesaire. Ama de olmaması lazım. Şimdi çok iyi oldu. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Karavan yapım aşamasına devam. Şöyle bakın, şöyle kapı aralarına alü bütül koyuyorsun böyle. Şu parlak şeyler. Böyle bu bir lastikle böyle kaplı. Böyle güzelce yapışıyor buraya. Ondan sonra kapıda bir tok tok sesi veriyor. Şimdi buna bakalım bir. Bir de buna bakalım. Yürü. Kapıyı bir kapatalım. Şöyle bir kapının sesine bakalım başta bir. Buna ses yapıyor. Dan diye. Böyle güzel bir. Bu bayağı bir tok ses yapıyor. Tak diye kapanıyor. Şimdi sıra geldi buna. Şöyle ya üstte bir tane yaptım ama işte buraya 2 tane. Buraya 2 tane. Altta 2 tane. Evet, bunlarla uğraşıyoruz ya. Bunların fiyatını söyleyeyim. Şöyle 1 metrekarelik olanı kaç para verdim bunu Amazon'da? 25 euro. Şunu bir ortadan keserim. Tak. Şu parçayı alalım. Tabii kapıyı da daha önceden güzelcene silmiş olmanız lazım. Ben bunları zaten birkaç gün önce güzelcene fren temizleyicisi. Fren temizleyicisiyle Brent Reiniger. Bunlar bütün üzerindeki yağları vesaire her şeyi güzelce alıyorsun, tertemiz oluyor. Son bir kez yine böyle bir tozunu falan alayım. Böyle 2 tane koyduk bu. Buranın topluğunu almış olacağız. Zart! Çok güzel ya. O gong sesi gitti. Harika. Vay, ne fark ediyormuş be. Şimdi bu kapıda sıra ama dediğim gibi yarın yapacağım. Fabrika çıkışı şurada, altlarda 2 tane yapılmış. Şurada yok, bir de bu tarafta yok. Onlar da yapılacak. Evet, bugün burada küçük bir stüdyo kuracağım. Bunun için gerekli olan 1 adet master keyboard. Keyboard'umuzu şimdi şöyle koyalım. Gitarımız zaten burada. Ay bak, gitarın ayağını almadım. Neyse, gerek yok. Küçük bir alışveriş yaptım. Dedim maaşı burada geçireceğim. En azından bir çerezim olsun. Olur da akşam yemeğinde burada kalırsam makarnamız, çorbamız, çayımız, tatlımız. Şunu şuraya koyacağız. Şurayı bilgisayara koyalım. Audio interface'imiz çok önemli. Ve kulaklığımız. Aynı zamanda gitar kablosu vesaire. Bu kulaklıklar stüdyo kulaklıkları. Stüdyo kulaklıkların özellikleri nedir diye soracak olursanız, flat yani dümdüz, yani ne yüksek tizleri vardır ne de yüksek basları vardır. Doğal sesi geri vermesi için de flat diye tabir ettikleri dümdüz bir frekanslara sahip. Natürel bir şekilde, doğal bir şekilde duyabilmen için. Tabii bu konularla ilgileniyorsanız muhakkak stüdyo kulaklıkları alın. Yani hi-fi kulaklığı almayın sakın. Onların genelde basları ve tizleri fabrika çıkışı yüksek olduğu için de size aslında yanıltıcı bir ses vermiş oluyor. Son projemiz neydi? Son projemin ismini de dımtıt koymuşum. Ne saçma bir isim.
Buz gibi bir pazar sabahından herkese günaydın. Şu anda karavanın içindeyim, yine tekrardan geldim. Ufak tefek işlerim vardı, onları yapacağım ama çok soğuk. İçeri girdiğimde 5 dereceydi karavanın içerisi. Şimdi çok şükür 10 dereceye kadar çıkarabildik. Şu anda 10 derece. Böyle yavaş yavaş da çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü şunun sayesinde. Yani burayı ısıtmak için gerçekten iyiymiş. Tüplerimiz çok var yani, dolu tüp var. Evet, dün gösteremedim maalesef size ama şöyle müzik falan yaptıktan sonra dedim okey, tamam, nereye kadar müzik yapacağız? Beynim şişiyor. Ondan sonra tekrar aracı giriştim. İzolasyon işlerini yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 parça koydum. Şu iç kısmı da koyayım diye düşünüyorum. Buradan da böyle bir ses geliyor ama belki de o kadar da gerek yok yani. Şu bölüme de güzelce yapıştırdım. Bu kapı artık yavaş yavaş kapanabilir. Yarın öbür gün komple bir diagnoz yapılacak şimdi tekrardan tamirhaneden. Bakalım, sadece turbo mu bozuk, başka parçalar da mı bozuk, öğreneceğiz işte önümüzdeki, yani yarından sonra. Ah, o kadar içim yanıyor ki şu anda. Böyle dışarıda şu anda gezenleri gördüğüm zaman içim yanıyor vallahi. Ah diyorum, ulan ben de şimdi yollarda olacaktım, ne güzel ya. Çakalı kalınca insanın morali bozuluyor ya. Dua edin, bana dua edin, ne oldu, dua edin. Pozitif enerjiye, böyle toplu bir şekilde pozitif enerji, pozitif bir dua istiyorum. Ne dersiniz, videoyu burada kapatalım mı? İnşallah bir sonraki seride daha böyle güzel gelişmeler, daha böyle heyecanlı orada burada olmalı, bir şeyler olur. Bir sonraki seride görüşmek dileğiyle. Artık ne zaman olur bilmiyorum. Bilmiyor, bana dua edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yolcu yolunda gerek. Ya ben yollarda olmam lazım arkadaş. Ben ne yaptım böyle ya? Çivi çivi kazık çakmış gibi duruyorum burada böyle. Sen de ısın lan, hadi.